Bugünkü konumuz bir tane hadisten yola çıkarak çokça duyduğunuz bir hadis. Eminim yani hepiniz duymuşsunuzdur. Çünkü ya harbiden her yerde böyle nefsi temize çıkarmak adına kullanılan hadislerden. Hani nereye çeksen gidiyor derler ya. Hani insanlar da böyle herkes alim kesildiği için herkes yapıştırıyor o hadisi bir şekilde kendi amaçları uğruna kullanabiliyor. Bu hadisten yola çıkacağız. Sonra böyle hem bilimsel hem felsefik bir ders olacak. Yani nasıl işte ciddi anlamda üstadın yazdığı yerlerden bir tanesinden, Allah'ın ayetlerinden açtığı bir yerden bilimsel delillerle beraber harika bir şekilde Allah'ın varlığına kanıt bulacağız. Hem delil bulacağız. Hem onu anlatacağız ama asıl mesele de o değil. Asıl meselemiz de bu hadisin hep böyle yorumlanışındaki hata, hep yorumlanışındaki eksiklik ve bu hadisin aslında yani insanları uyarması, böyle uyandırması gerekiyorken insanların bu hadisi haşa gerçekten diyorum işte nefsin güzelliğini görün burada bir nevi gaflet altına girmek için kullanması sıkıntı. Biz bundan bahsettik. Hadis ne? Hadis hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya yani dünyaya yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın hadisi. Hepiniz duymuşsunuzdur diyorum çünkü illaki ne bileyim böyle bir namaza böyle yönelmişsiniz. Hafiften böyle ilim öğrenmeye başlamışsınız veya hafiften böyle etrafında iş yerinde, okulda vesairede böyle dışarıdan insanlar o hacim oluyor lan falan filan muhabbeti döndürdü. Bir zamana girmişseniz illaki duymuşsunuzdur. Niye? Hani derler ya direkt ilk giriş cümlesi zaten şuradan girerler. Aman aman kanka dikkat et çok dalma. Çok içine girme. Sonra bunu yapışlar bak kardeşim bak. Sen niye yapmıyorsun derler. Kardeşim bak bugün ölecekmiş gibi dünyaya çalışmamız lazım. Ama sonrası şöyle gelir. Ama yarın ölecekmiş gibi ahirete. Böyle çok hızlı, önemsiz. Yani bize dedim ya İnsanlar olarak hadisi direkt ilk kısmını almışız. Buna koruma ya da ne diyeyim gaflet perdesi altına girmek için bir sebep yapmış. Ama hadis böyle mi? Hadisi nasıl anlattığı bize bu mu yani hani? Ya da başka bir şey mi var bunun hakikatinde? Aslı hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol. Hadisin aslı bu. Yani onu da bile, onu bile yani çekmişiz, değiştirmişiz. Orası ayrı. Bugün işte dedim ya iki tarafında görerek hangi tarafı almamız lazım veya bu hadis gerçekte bize ne ifade ediyor onu göreceğiz. İlk kısmını hani ilk kısmı hani dedim ya bazı arkadaşlar çıkarlar ya evet doğru haklı hiç ölmeyecekmiş bu dünyaya da çalışmak lazım dünyaya niye geldik falan diyebilir. Orayı ilk önce işleyeceğiz zaten. Bakın ayeti kerime Bakara suresi 22. ayet. Rabbiniz sizin için yeryüzünü bir döşek gökyüzünde dam yaptı. Üstad burada ayeti vermiş. Bu ayetten hareketle burada özellikle ayeti de okuyayım. Ellezî ceale lekumul erda firâşen ve semâ'a binâen. Bu ayetin firâşen kısmını almış. Bak tek kelimesinden açıyor. Hani diyorduk ya biz daha önceki derslerde hep böyle işledik. Kur'an-ı Kerim'in müthiş bir belagatı var. Yani bir kelimesinden bile muhteşem hakikatler açılabilir. Ha ne oluyor? Biz bazen meale bakıyoruz. Mealin sadece bir kelime anlamının bir tanesini almasına aldanıyoruz ama halbuki birçok anlamı var bunun. Şimdi bu firâşeni açıyoruz da. Firâşenden hareketle, firâşen döşek kısmından hareketle iki çok önemli tespit yapıyor. Bakın ne diyor? Arz taş gibi katı ve sert değildir ki kabili sükuna olmasın, oturmaya elverişli olmasın ve su gibi mayi sıvı da değildir ki ziraat ve istifadeye kabil olmasın. Belki orta bir vaziyette yapılmıştır ki hem mesken hem mezra olsun. Mezra ne? Tarla. Mesken ne? Oturulacak yer değil mi? Toprağa şöyle bir yeryüzüne hani bir bakalım. Nasıl kardeşim? Taş gibi böyle üstüne bir şey yapılmayacak derecede sert de değil. Ya da su gibi üstüne hiçbir şey ekemeyeceğin veya üstüne duramayacağın, mesken edinemeyeceğin şekilde de değil. Tam ortası. Hem sana mesken hem mezra eylemiş. Bak bundan bir hakikat görüyorsun. Firâşen, döşek diyor bak döşek. Size yeryüzünü bir döşek eyledi. Basit düşündüğünde bir ateist mantığıyla bunu ben de derim muhabbete çıkabiliyor. Ama işte diyorum ya bunun alimlerin açmasındaki sebep bu zaten. Yeryüzünü bir döşek. Evet döşek mi? Aynen öyle. Neden? Hem mesken edinebiliyorsun hem de mezra, tarla yani orada yaşayabiliyorsun. Hayatını idame ettirebiliyorsun. Yani şöyle diyelim hadisin aslında uzaklaşmadan. Arkadaşlar ölmeyecek gibi dünyaya çalışabilirsiniz yani çalışabiliriz. Çünkü dünyaya da çalışmak lazım. Çünkü rızkı Allah zaten onu da biliriz. Çalışmaya bağlı kılmıştır. Bundan yana sıkıntı yok. Zaten yani hani buna girmeye bile gerek yoktu da ben burada Allah'ın varlığını kanıtlayacağım. O yüzden girdim. Yoksa çünkü herkes bu kısmına inanıyor yani. Tam kat'i iman etmiş. Dünyaya ölmeyecekmiş gibi çalışma kısmına kat'i iman etmiş herkes. Vallahi öyle. Üstad yine bir diğer tespitinle de diyor ki arzın sıkletinden dolayı suya batıp kaybolması tabiatının icabatından olduğu halde Cenab-ı Hak merhametiyle bir kısmını dışarıda bırakarak insanlar için bir mesken ve nimetlerinden bir maide yani bir sofra olmak üzere tefriş
iş etmiştir. Arkadaşlar normalde sıkletinden dolayı batması lazım gelir diyor ya. Yazdım Google'a. Dedim ki hani harbiden bunu daha önce soran biri var mı? Dünya neden batmıyor? Arz neden batmıyor veya vesaire diye. Sadece bir kişi sormuş, onu da bir sözlükte yakaladım. Sözlükte de bilirsiniz, hani genç arkadaşlar bilir. Sözlükte bunu sormuş birisi, birisi demiş beyin pert oldu. Oğlum o nasıl soru falan filan. Abi onu da bilen yok. Yani biz bilimsel, hani ateistler için de söylüyorum. Bilimsel takılıyorlar ama bilimi de bilmiyorlar. Şimdi herkes bir şey, bir kişi sadece orada epirojenez demiş. Zaten onu açıklayacağım. Bilimsel diyorum ya, oradan kanıtlayacağız. Epirojenez nedir? Burada bahsettiği üzere normalde tabiatında sıkletinden dolayı batmak vardır. O karanın, yeryüzünün, yer kabuğunun. Altında magma var zaten. Şimdi bu batmıyor. Neden batmıyor? Bunu şey diye yorumlar, şey diyorlar bilimde. İzostatik denge diyorlar. Yani yoğunluğundan dolayı yerküre magma üzerinde belli oranlarda batıyor. Yani belli bir oranda batık ama belli bir oranda da yüksek, çıkık. Hani üstadın dediği gibi merhametiyle bir kısmını dışarıda bırakarak demiş ya. Aynen öyle. Ve bu, siz şimdi diyeceksiniz lan Allah'ın varlığında nerede delil var? Tamam. Üstad demiş ama bak demiş Cenab-ı Hak bunu yapıyor merhametiyle. Bir kısmını dışarıda, bir kısmını içeride bırakıyor. Sen diyeceksin ki biz dün arkadaşlarla konuşuyorduk, böyle kanıtlıyoruz hemen ateist oluyorum ben. Diyorum ki ya diyorum kardeşim saçmalama ya. İzostatik denge işte. Yoğunluk. Bunlar tutuyor onu orada. İzostatik denge olmasa o durmaz. Evet öyle. Gerçekten bakın araştırın. Bilimde öyle der. Epirojenez, o işte kıtaların oluşumu falan. O batma, yükselme, alçalma, çıkma, ayrılma vesaire dediğimiz şeyler. Eğer izostatik denge bozulursa oluyor. İzostatik denge aslında bizi, yerküreyi batmaktan alıkoyuyor. O zaman izostatik dengeye tapmalıyız. Konumuz bitti. Dersimiz de tamam. Ben zaten kendim arkadaşlar olay şu ki, biliyoruz ki biz daha önceki derslerde yaptığımız üzere kanun tek başına iş yapmaz. Hem şunu sormak lazım. Bu izostatik denge dediğimiz unsuru ve yoğunluk gibi kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini, bunun batmamasını sağlayan özellikleri, kanunları. Birincisi kim yazdı? Yazan kim? Tamam kanun yapıyor diyorsun da kanun yazılır. Kanun biri tarafından yapılmak zorunda. Kendi kendine oluşmaz ki. Ya da bunun kudretini veya uygulayıcı kuvvetini veren kim? Şöyle bir örnek veriyoruz her seferinde. Sigarayı düşünelim diyelim. Bir yerde sigara içilmez tabelası gördünüz. Şayet o sigara içilmez tabelasının uygulayıcı bir kuvveti olmasa, kim ona takar yani? Ne bileyim, kamerası olmasa, onu izleyenler bir ceza vermese, onu kim takar? Kimse takmaz. Yasa iş yapmaz. Demek ki yasa tek başına iş yapmıyor. Yasanın bir kudrete, uygulayıcı kuvvete ihtiyacı var. İzostatik dengenin kuvveti nerede? Bunlar da gezici güçler falan diyorlar, evrimsel güçler falan diyorlar, geçiştiriyorlar. İnce nokta şu ki arkadaşlar, bir anayasa gibi düşünelim. Yasa anayasa da yasadır. Bu anayasayı da bir yazan var değil mi? Bir koyan var. Niye? Rububiyet, yani terbiye etmek için. Niye? Doğru düzgün herkesin tam anlamıyla ilişki halinde, düzgün bir ilişki halinde yaşayabilmesi için. İşte Allah bu kainata yasalarla hükmetmiş. Ama bu yasayı yazan kendisi, bu yasayı koyan kendisi, bu yasanın uygulayıcı kuvveti de kendisi. Yasalar tek başına iş yapmaz. Biz şimdi burada görüyoruz ama buradan bir de çok büyük bir hakikat çıkıyor. Ya bunun hadisle ne alakası var? Hadisle şu alakası var. Abi çok ince fark edin ki, yani bunun kendine olma olasılığı çok, yani milyonda biri geçtim, hiç yok. Niye? Çünkü bunlar sadece bir kısmı. Bu yasaların sadece bir kısmından bahsediyoruz. Hepsini düşünün. Ve bu izostatik denge ve dünyanın işte o yerkürenin batmaması olayında çok ince bir hakikat var üstadın dediği gibi. Normalde batması lazım ama ne batıyor, tamam mı? Ne batıyor? Allah öyle bir kanun yazmış ki, hani biz öyle ifade edelim. Bilim hani okuduğun sayfalar diyecek ki izostatik denge o kadar güzel işliyor ki tam yani dengede duruyor. Ama arada da bir epirojenez dediğimiz olaylar oluyor. Yani arada bir batmalar oluyor, çıkmalar oluyor. Arada bir işte izostatik denge bozuluyor. Yani yavaş yavaş bir batış var. Hatta şeyi bilirsiniz, Hollanda batıyor, İskandinavya çıkıyor. Hollanda bir zaman sonra işte derler ki su altına gömülecek. Olayda şunu görüyorsun. Yani bu dünya sadece ve sadece mesken ve bize yaşamak için alan olarak verilmiş olsaydı. Bir ahiret yok. Ne bileyim bir amaç yok, bir gaye yok. Sana verdiler, al yaşa. Hani ilk hadisin ilk kısmı gibi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada yaşa. Ama öyle değil. Bu kanundan bile görebiliyoruz ki bir şekilde tamamen batması gerekirken tamamen batmıyor. Ama tamamen sonsuza kadar da dengede durması sağlanmamış. Yavaş yavaş çöküşe giden bir sistem koyulmuş ona. Aynı şeydeki gibi. Entropi kanunundaki gibi. Derler ya entropi, biz deriz anlatırız dünyada düzen var. O zaman bu düzeni koruyan, bu düzeni koyan bir
tezat var diyoruz. Adam diyor ki entropi düzensizlik. Diyor ama entropinin normalde madde sonsuz işte dağınıklığa gitmek istiyor. Yani her şey yok olmak istiyor. Pat diye dağılmak istiyor. Yani sizin cüceleriniz, maddeleriniz, atomlarınız dağılmak istiyor ama aynı dünya gibi, dünya da aynı şekilde öyle bir entropi yasası var ki dünyaya yazılıp uygulanan, bakın yazılıp uygulanan, ne pat diye dağılıyorsunuz veya dünya ne pat diye dağılıyor ne de sonsuza kadar var olacakmış gibi devam ediyor. Biliyorsunuz bilim adamları bile açıkladı. Ne yapıyorlar? Diyor ki dünyanın yaşı var. Dünya çöküyor. Dünya yok olacak. Bitiyor. İşte yine aynı sistem koyulmuş. Beyler o zaman bunun bir sonu varsa ve şöyle bir bakalım yani hani biraz sonra okuyacağız. Bunun bir sonu var. Ölüm var. Dünya da ölüyor. Her şey ölüyor. Bizler bu dünyaya o zaman sadece bu dünya için gelmiş olabilir miyiz? Başka bir hakikat olması lazım bunda. İşte orada ikinci kısmı devreye giriyor. Bunu zaten biliyoruz biz. Bizim öğrenmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken ve uygulamadığımız kısmı o ikinci kısmı. Yani hadisin yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın kısmı. Ya da gerçek, hakiki olan doğrusunda yarın ölecekmiş biri gibi de tedbirli ol kısmı. Asıl önemli olan burası. Bize işareten, bizim almamız gereken yer burası. Bakın Üstad ne diyor biliyor musunuz? Mektubat eserinde bu noktaya değiniyor. Biliyorsunuz hadislerde de var. Allah sadece kainattan bize bu mesajı vermiyor. Entropi kanunu, işte bu bahsettiğimiz izostatik denge, bunlardan bu mesajı vermesinin dışında bir de haber veriyor. Hadislerle, ayetlerle. Allah ne diyor biliyor musunuz? Allah diyor ki dünya ahiretin mezrasıdır diyor. Demek ki az önce okuduğumuz mesele dünya hem bize mesken hem de ahirete mezra. Ve diyor ki üstad, dünya bir desgah ve bir mezradır. Ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Ahiret pazarına münasip olan, uygun olan mahsulatı yetiştirir. Çok sözlerde ispat etmişiz. Nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor, öyle de dünyanın sair mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulat yetiştiriyorlar. Geldiğimde böyle bir dertleştik ya, hani bahsettim size. Bir nevi belki de bu derse çalışırken ki açılan bir şeyden dolayı öyle düşündüm. Niye biliyor musunuz? Bahsettiğim şey bu. Ölüm var. Dünya ölüyor. Her şey ölüyor. Allah kainattan hareketle, hadislerden hareketle, ayetlerden hareketle devamlı surette bize mesaj gönderiyor. Diyor ki ahiret var. Diyor ki ona çalış. Bak Müslüman kul, mümin ol. Bana ibadet et. Her seferinde bu mesajı gönderiyor. Ama bizler öyle bir sığ yaşar hale gelmişiz ki. Gayelerimiz, fıtratımız o kadar sığlaşmış ki. Ben bakıyorum ya hani siz de düşünün etrafınızdaki insanları. Mesela gidiyorum bakıyorum insanlara diyor ki akşam ne yiyeceğiz bir tanesi. Tek derdi bu. Akşam ne yapıyor? Akşam yemeğini yiyor ne koyulduysa önüne. Sonra diyor ki işte bugün ne izleyeceğiz? Onu izliyor. Sabah kaçta kalkacağız? Yatıyor. Sabah kalkıyor geliyor işe. Diyor hacı diyor ne yaptınız işte. Hani var ya bahsediyorlar dalgasını geçiyorlar. Ay işte I am boring at job falan. Bunlar geçiyor onlar geçiyor. İyi muhabbet gırgır şamata sonra akşam tekrar. Ya bu düzen niye böyle? Ya biz Müslüman değil miyiz arkadaşlar? Kur'an bize haber vermiyor mu? Kur'an bizi uyarmıyor mu? Ha lafa gelince namaz kılan birini görünce hacım aman dikkat bak. Çok giriyorsun. Namaz kıldım bak. Yeter akşam ya. Akşam yeter. Akşam namazı kıl. Ben sabah kılıyorum yetiyor. Böyle bir hal alıyor ya insanlar. Ama hayatlara bak. Hayatlar devamlı monoton. Bunun neresi eğlenceli? Bunun neresi güzel? Bunun neresi mantıklı? Ya sonunda ne olacağız diye niye kimse düşünmüyor? İşte gafletten dolayı düşünülmüyor. İşte bu yüzden insanlar, bu yüzden Peygamber Efendimiz bilselerdi yapmazlardı diyor. Bu yüzden bize de çok iş düşüyor. Bu yüzden bütün Müslümanlara da çok iş düşüyor. Sığ dedim ya, sadece işteki insanlar değil, insanların gayelerine bir göz at. Kimisinin tek derdi karı kız olmuş. Yani bak yani adam, onun muhabbeti bile geçmiyor mu oğlum internette? Diyor adam, ya diyor hani artık o kadar ne derler olay olmuş ki, nefes alsa yeter muhabbeti dönüyor ya. Hani niye dönüyor? Abi kız arkadaşsız olmaz. Hayatta sevgili tek mantık abi kız arkadaş olması lazım. Tek derdi bu olmuş. Bu mu yani? Biz bu muyuz sizce? Cihazatlarımıza hiç baktık mı? Aklımıza, düşüncelerimize, duygularımıza bu kadar mı? Her şeyi sevebiliyoruz. Her daim sevebiliyoruz. Sevmekte sınır tanımıyoruz. Aklımız nice şeyleri alabiliyor. Çok şeyleri akıl fikir yorabiliyoruz. Neler icat edebiliyor. Peki bu dünya sonlu. Her şey ölecek, gidecek, geçici. Bunların, bu cihazatların sadece bu dünyaya nazaran kullanılması. Peki o doğru mu? O da değil. Cihazatlar ölçülen şeylerden. Mehmet Kırkıncı abi var. Üstad talebelerinden. Cihazatlar ölçülen şeylerden daha pahalı diyor. Öyle mi? Öyle.
Gözünle gördüğün bütün ne derler şeylere bak. Hani şey maddi cihetinde kıyaslama yapılıyor. Mesela ne diyorlar? Ya şöyle diyor karım olsun diyor. 40 milyar borcum olsun diyor adam. Ama bir gözünü ver desen klişe olmuş ama vermez. Demem o ki bizler çok sığ yaşar hale gelmişiz. Ama uyanmamız gerek. Bakın bahsedildiği gibi bu hadisin asıl manası, bizi asıl uyarması gereken yer abi bu dünya hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaca çalış kısmı değil. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış kısmı. Ve yani bizim şunu söyleyeyim sadece, ben hatta başta söyleyecektim. Özellikle anneme selam olsun buradan. Bütün anne ve babalara da çokça gelsin bu ders. Hatta bütün bu meselenin farkında olmayanlara da gelsin. Bu meseleyi yanlış anlayanlara da gelsin. Arkadaşlar bizim sıralamada hatamız var. Bakın bir nevi Allah'la pazarlık derecesine çıkıyor bir nevi. Yani adam diyor ki dünyaya saatlerini harcıyor, nice şeyler çalışıyor, gık demiyor anne babalar, kendisi vesaire. Yani insanlar buna gık çıkarmıyor. Gidiyor yüksek lisans yapıyor, hayvan gibi sabahtan akşama kadar çalışıyor. Gidiyorsun işte çalışıyor bir aylık sonrasında maaşını alabilmek için. Bunda hiçbir gık yok. Ne? İnsanların nazarında ne var? Çalışkan çocuk. Çalışıyor bak. Örnek değil mi? Bak komşunun oğlu tıpı kazandı. Çalıştı. Sen ne yaptın? Haylaz. Buna dönüyor. Haylazsan çalış. Ama sadece bu mu hayat? Bunu böyle biz hani güzel yüksek görüyoruz ama çağ o kadar bozulmuş ki görün ki büyük olan, büyük görünen şey bu olmaması lazım. Asıl büyük görünen şeyi Çanakkale'de kınalayıp, hani biliyorsunuz kınalayıp anneler cepheye yollardı. Şerife bacı vardır, ben Kastamonluyum. Şerife bacı oğlunun üzerindeki, bebeğin üzerindeki battaniyeyle mermileri örtüyor. Bebeği vefat ediyor, ölüyor. Bizler böyle bir insan, böyle insanlardık biz. Ne zamandır sadece dünyaya değer verir olduk? Ne zamandır sadece dünya kafayı koymuşuz, dünyayı onunla yaşar olduk? Bizlerin bir de ahireti var. Ölüm var. Bu son değil. Eğer biz böyle yaşamazsak biz nasıl bir mesaj veriyoruz sizce dışarıya? Nasıl bir mesaj veriyoruz Ahmet? Yani Müslümanmış gibi bir mesaj veriyoruz? Yoksa Dünya perest. Dünya perest de yani herhangi biriymiş gibi mesaj veriyoruz. Dünya üzerinde Müslümanlığa özenen veya İslamiyet'i seçmek isteyen biri gelse, ulan ne kadar örnek olabiliyoruz ya? Adam diyecek ki İslamiyet'le Hristiyanlık arasında fark yok ya da İslamiyet'le ateizm arasında fark yok. Baksana ben de namaz kılmıyorum, adam da namaz kılmıyor. Ben de dünyaya çalışıyorum, o da dünyaya çalışıyor. Bir derdimiz yok. Üstelik din üzerine konuşmuyoruz, ilim üzerine konuşmuyoruz, ölüm üzerine konuşmuyoruz. O zaman tamam, sıkıntı yok. Ateizmle Müslümanlık tövbe aşağı aynı şey diyecek. Madem biz bu mesajı veriyoruz dışarıya, Müslümanlar olarak bir farklı bir mesaj vermek zorundayız. Bir şeylere inanıyoruz ki buradayız veya inanmayan arkadaşlar varsa özellikle konuşuruz ama inanan arkadaşlar için diyorum. İnandığımızı belli etmezsek, birliğimizi göstermezsek biz insanlara nasıl bir mesaj verebiliriz ki İslam'ın hak din olduğunu veya gerçekten Allah'ın var olduğunu? Adama desen Allah var kardeşim, hani sen hiç görüşmüyorsun der yani hiç. Nereden biliyorsun? Nereden hissettiğin yani neyi hissediyorum diyorsun. Niye gitmiyorsun o zaman? Niye ibadetini yapmıyorsun der. İşte gerçekten İslamiyet'in o zaman da bir özellikle ilk zamandan beri bu denli buna dikkat etmesi, namaza dikkat etmesi veya bu denli birliğe dikkat etmesinin sebebi de bu. Arkadaşlar işte bahsettiğim mesele bu. Bizler bu kadar sığ yaşayamayız. Yaşamamalıyız. Ölüm var, uyanmalıyız. Asıl mesaj olarak şu ilk kısmı değil, ikinci kısmını almalıyız meselenin. Yani yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmalıyız biz. Ve ben size garanti ediyorum yani. Ahiretinizi kazansanız, gerçekten ahiretinize samimi çalışsanız size dünya kolay gelecek. Dünya size mesken olacak. Dünya size gerçekten bir nevi iman lezzetiyle cennet olacak. Çünkü imandaki lezzet hiçbir şeyde yok. Anneniz, babanız, yaşlananlar vardır, işte ölenler vardır, belki yakında birini kaybeden vardır. Yani düşünmüyor musunuz hiç? Ölüm gelmeden diyorum ama hiç düşünmüyor musunuz? Onlar da gidici. Biraz gözünüzle ileriye baksanız, geçmişe bakın. Şimdi onlar da gençti. Onlar yaşlandı ve onların anne babaları öldü. Sizin anne babalarınız da ölecek, vefat edecek. İnsanlar ölecek, çağın ölecek, devrin ölecek. Herkes gidecek. İman olmazsa. Hani şu anda deli gibi yaşıyoruz ya, hiç umurumuzda değilmiş gibi dışarıdaki insanlar, arkadaşlar falan. Ama iman olmazsa ölüme nasıl bir çare bulacağız? Nasıl teselli bulacağız? Nasıl kendimizi diyebileceğiz? Ya ben tamam bugüne kadar çok büyük birikimler edindim ve ben gerçekten Rabbimi seviyorum. Ben Rabbime inandığımı gösterdim. Allah'ın izniyle o bizi cennetinde ailemle ve sevdiklerimle buluşturacaktır diyebileceğiz mi? Diyebiliyor muyuz? Diyemiyorsak neye güveniyorum? Yarın ölmeyecekleri ne malum? Yarın ölmeyeceğimiz ne malum? Asıl mesele buydu. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Allah rızası için El Fatiha.